beraber yeneceğiz mahcubiyetini. Mahcubiyet! Seni yeneceğim ulan! Bir yemin! Senin gençler alırım. Ben senin için Ferhat olur, dağları delerim Zerrin! Hangi dağlara kız? Fuji Dağı'nı. Sen şimdi gençli olunca otomatikman Japonya'da dağ bulup deleceğiz. Zerrin, biliyorsun da benim seni seviyorum bir süredir öyle havada asılı kaldı, sallanıyor. Ha, yanına arkadaş arıyor he mi? Bünyemin, ben seni öyle seviyorum ki bu Beyoğlu'nu yakarım ulan! Ben sana ömrümü veririm kızım! Ben sana tapumu veririm oğlum! Bayağı iskandı falan. Ben sana malımı, mülkümü, bir de tapusunu, üstüne bir de araba veririm! Ben sana tek memlemi veririm! Böbreğini mi? Gerçekten mi? He, vallahi o kadar seviyorum. Zerrin, ben deminden beri palavra sıkmıyorum yalnız. Ben de sıkmıyorum. Böbreğini verirsin yani. Böbrek satayım mı yapacaksın? Niye takıttın böbreği? Şimdi orası benim sorunum. Verir misin tek böbreği? Evet. Vermezsen? Vermezsem ikincisi bedava. Böbreğimi veririm diyorsun yani. O kadar seviyorsun. He. İyi, bu lafını unutmayayım Zerrin. Bünyemin üçüncü böbrek lazım gibi mi hissediyor? O kadar tuvaleti girdiyse şu ara sokağa girip falan. Anam sapa sağlam çocuk, ne yapsın seni böbreğine? Sarhoş muhabbet işte. He, değil mi kız? Her gece bir kamyon öküzü senin boyunu kolye yapıp gerdanıma takarım diyorsun. Hiç yaptın mı? Değil mi? Olmadı. Arayayım Bünyemin'i. Böbreğimi vermem. Çünkü zaten kalbimi vermişim deyip kurtulayım nasıl? Romantik bir vaat yapmışsın. Hemen cayma. Kaydırıp bak Zerrin. Oğlan kalksa seninle dünyanın öbür ucuna giderim şeklinde konuşsa. Sonra hemen yalnız beni gösterip ışıklarda at dese. Seyahat olsa Satürn'e giderim. Vallahi kocama. Hatta insanda 32 tane böbrek olsa diş gibi onun da hesabını yapmayacağım. Ama iki tane. Ben de yedekçiyimdir biliyorum. Biliyorum. Sahnede çorabım kaçtı. Sende yedek var. Bir çıkarıp vermedin memeli hayvan. La sen ajda pika mısın? Her gece sahnede aynı çorap giyecek. Aldığı zaten bir çorap parası. O da doğru. Ezik miyiz kız biz? Önde gideni istilayı. Hayla bak, elde yok, avuçta yok. Manitaya aşkımı temsil verebileceğim tek şey iç organlarım. Beni seviyor musun? Ya sevmez miyim? Mal mısın oğlum? Tek böbreğimi veririm falan dedin de dün gece. Hey o şaka. Ay evet ya. Benim söylediklerim şaka değildi ama. Benim de değildi. Ya Zerrin, böyle bazı geceler arıyorum açmıyorsun, yok oluyorsun. Sanki böyle gizli bir gece işim vardı orada çalışıyormuşsun gibi. Gece bekçisiymişim ben. Yani hakikaten seviyor musun beni ya? Hani bak böbreğimi veririm diyorsun sonra şaka oluyor hemen. Şaka değildi. Gerçekten veririm. Vallahi mi? Vallahi. İyi, o zaman konuşalım o konuyu hemen. Bugün mi kan testi yaptıralım sana? Lazım da o böbrek. Kime lazımdı ya? Yani böbreğin hesabını yapacak değilim de sen iyisin değil mi? Yok ya, bir yakınım için çok önemli. Doku uyarsa bir hafta içinde verebilir misin böbreği? Bu hafta okey. Azıcık daha kullanıp hevesimi alaydım ya. Kanı da verdim vallahi, artık daha ne? İnşallah dokular uysun da kanımdan, canımdan birine hayat ver. Vazgeçmezsin değil mi Zerrin? Hayır, çünkü insanlar bazen aşk meşk atar tutar da hani yapmaya gelince
Ben aşkımın arkasında duruyorum bebeğim. Mangal gibi yürek var burada. Rahat ol. Bayılıyorum yüreğine. Artık onu da veremem yalnız. Tek çünkü. Her gözünü istemiyor çocuğum ha. Yok yok, sadece tek böbrek. Belki meraklısına hediye edecek. Müşterisini bu da satacak. Böyle böyle mi zengin oldu acaba bunlar? Zerin, beynin bile beş para etmiyor şu an. Böbreğinde ne olacak? Bende yalan yok. Bütün tapuları verecekse bademcikleri, safra kesesini, ayak küçük parmağını bile gözden çıkarırım. Ama böbrek olmaz. Mevzu bu zaten. Oğlan maddiyat için mi takılıyorsun? Test ediyor. Mantıken öyle de. Ya değilse kan veririm kızım ben. Aman kan testine böbrek şişesi mi olmuş ya? Olmaz mı? Allah, bizim tıp fakültesinde olmuyordu. Ya ne bileyim ben? Bence blöf. Sakata gelmeyelim de. En kötü sakatata gelirsin kız. Yok gülüm. Aa, hangi yakının öyle aniden böbrek lazım olmuş ya? Herkes turp gibiydi dün. He doğru. Kim o böbrekçi? Yalan dolan değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Arayayım şu manyağı ya. Alo, Bünyamin. Gece ne yapıyorsun? Nezima kardeşinin. Ağır mı durumu? Nedir hastalık? Niye söylemiyorsunuz ki, benim de arkadaşım o. Oo, da konuşuruz. Gitti böbrek. Ne? Kız kardeşi ağır hastaymış, doktor varmış. Hastalığı söylemiyor. Grip. Böyle senin kafana gide gide bacağı kolu tek tek kaybedeceğiz Atilla. Organ mafyasına kurban gidiyorum. Üstelik beş kuruş almadım. Silahattin abi arayalım. He, iki şaka yapar, oyalar bizi. Ne şakası lan? Bünyamin'i sektörden tanıyor. Soralım o ailede bildiği hasta var mı diye. Örümcek bacak Bünyamin'e bak sen. Kan almalar, kız kardeşim ağır hastalar. Böbreğim ve zincirlerimden başka kaybedecek neyim var ki? Ben bunu sonuna kadar götürmez miyim kız? Götür bacım. Sonunda dersin, ben söz verdim böbreği veriyordum az da. Tapularım nerede? Ağzından badam yok kız. Yine de baktın ameliyathane, ne işte böyle başında narkozatör belirdi. Orada tadını da bırak. O uğursuzu, o kelafir gözlüğü gördüm ya. İyice fena oldum. Kim o? Kedidir kedi. Bazı kültürlerde hapşurana çok yaşa deniyormuş. Ay, bütün virüslerini saldı ya. Bünyamin Bey, hastalık mikrop konusunda çok hassassınız. Öncelikle sizi kutluyorum. Nur Hayat'ın hastalığı? Mikrop değil o, kronik. Organ bozuluyor, iptal oluyor, fonksiyonlarını... Abim, senin şu çeneni bir iptal mi edecek? Ya bir şeyim yok, psikolojik. Hangi organ bulunur Hayat? Sen tanımazsın ablam. İyi ben. Ben değilim ama. Şu an Selahattin'in biraz önce saldığı mikroplar... ...bıyıklı mikroskopik Selahattin'ler olarak... ...böyle hava yoluyla ağzımdan, burnumdan... ay huylandım ben. Kusura bakmayın, ben kalkıyorum. Oldu. Tekrar çok geçmiş olsun. Biz bir aileyiz. Sağ ol. İşlerimiz, dostluklarımız olsun. Selahattin, ay... Hapşurun evin değildi değil mi bu? Ben sağ elimi kestirip protez taktırmaya gidiyorum.
Senin ipine kuyuya indim. Bir haftadır böbrek içinde inat ediyorum. İyi ediyor. Şu an hesapta akşam üzeri böbreğim alınacağı için hastane çantası yapıyorum. Farkında mısın? Değişik bir şey. Şu aşamada bir tavsiyen var mı? Jartiyer al. Kesin sürpriz tatile gidiyorsunuz. Ahleki düşük bir polyanasın ya. Bana güven, sonuna kadar git. Bizzat yaşamış olduğum bir hikaye. Selahattin abinin benimle tanıştığı ilk gündü, bana baktı ve şöyle dedi. Sana o kadar vuruldum ki bir haftaya karıyı boşayıp seni alıyor. Bekliyoruz işte. Bu hikaye mi Moronovski seni trajedin? Değil mi? Bir yer mantarına gençliğini verdin bu. En azından böbreğimi vermedim geri zeka. Böyle şaka mı olur lan? Bacım korkma. Buraya kadar geldin sonuna gideceksin. Garanti olaraktan. Bilif. Ya değilsin. Hayat dediğin risk bezerinim ne yapacaksın? Ha bir de iki tane. Ben iki davul fırınımdan bir tanesini sana verdim. Hayatımda ne değişti? Hiç. Tülay, şu an senin böbreğini alsalar hiç üzülmem biliyor musun? Hadi bakalım. Sorun yok değil mi Zerrin? Evet. Ocağın altını kapattım. Kapaçı da anahtar. Okey. Sorun yok. Böbrek büyük ihtimalle uyuyacak dedi doktor. Uysa da veririm, uymasa da. Her tür yedek bulunsun. Bu kadar çok seviyorsun beni ha. Olmadı çift veririm. Takım bozulmasın. İyi hadi hastaneye. Oldu. Bayağı gidiyoruz yani. Eminsin değil mi Zerrin? Bak yoldayız. Sen senin bir lef yapmıyorsun değil mi? Çünkü vallahi bu iş palavra çıkarsa ay bu böbrek ağırlık yapar bana. Tek bir şey soracağım. He. Daha önce narkoz aldın mı? Narkoz mu? Ne oldu? İş narkoza falan gelince vaz mı geçtin? Yo. Bazı insan narkozdan uyanırken saçma sapan konuşurmuş da küfürlü falan. Sizin aileden kimse olmasın uyanırken. Ayıp olur. Şu an tek derdim bu. Merak etme gülüm. Sen böbreğini veriyorsun. O kadarını da yapalım artık. Köfte gibi kızar, biber gibi patatülay. Ne yapıyorsun kız? Hiç. Neredeydin ki sen? Korktun mu? Ha? Korkmana hiç gerek yok. Birazdan doktorlar gelecekler. Rahatlatıcı iğne yapacaklar sana. İyi. Zaten sonrası kolay. Narkozunu alırsın böyle tatlı tatlı yatarsın. Ne? Aa! Ne oluyor lan? Ölümü gösterili. Ne var ya? Ne gülüyor? Neye güleceğim ya? Kızım var ya, seninle başa çıkılmaz ha. Öyledir bebeğim. Oha lan. Baya baya geldin buraya paso vereceksin yani böbreğe. Deli misin kızım sen? Bebeğim bizde de delikanlılık var. Laf ağızdan bir kere çıkar. Böbreğe bakmayacaksın, yüreğe bakacaksın. Abim, nedir olay? Ne oluyor lan? Oh! Geldi benim yeni sistemi! Zerrin, sakin Zerrin! Zerrin!